Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar size bugün çok basit, çok şık ve güzel sıfır sıfır bir oyanın yapımını anlatacağım arkadaşlar. Evet, ona bu kökleri yaparak başlanıyor. Araya bıcık falan koymayacağım arkadaşlar. Sade güllerini yapacağız. Basit bir gül arkadaşlar. Evet, hemen şu köklerin yapımına bir başlayalım. Evet arkadaşlar. 11'e ara vereceğim. Zürafa arası 3, 7, 8 tane zürafa var. Buraya gene zürafa arası vereceğim. 9, 10, 11 tane oldu. Yeterli arkadaşlar. Burada geri dönüyorum. Hemen son zürafamı geri dönüyorum. Ve 3 tane küçük buraya bıcık oluşturacağım arkadaşlar. Evet. Üçüncü bıcığımı da buraya böyle oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, burada dikkatli izleyin. İpi arkadan başa çeviriyorum. İlk bıcığımı oraya çevirdim. Böyle getirdim. Ve buraya ben zürafa yapıp ipimi bu tarafa geçirdim. Evet arkadaşlar, aynen böyle ipimi bu tarafa geçirdim. Buradaki bıcağımın tepesine çıkarıyorum ipimi. Ve buraya bıcık oluşturacağım. Aynen bu şekilde buraya bıcığımı oluşturdum. Diğerine de gene bıcık oluşturarak işlemimi tamamlıyorum arkadaşlar. Basit bir yapımı var ki, dediğim gibi köklerini yapımı da çok basit. Evet. Ve ipimi ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Buradaki bıcağımı da yapıyorum hemen. Sonra tekrar en başa iniyorum. Zürafa ile yapılabilen oyamız arkadaşlar, bu da yine. Buradan zürafayla devam ediyoruz. Evet. Ben şimdi oyamın yapımına geçeceğim. Böyle hazırladım. Evet arkadaşlar. İpimi hemen taktım. Bu oyamız kesme oyası arkadaşlar. Bunun için ben 8 katlı ip hazırladım. Bu ipimle hemen oyamın yapılışına başlıyorum. Evet arkadaşlar. Aynen bu şekilde. İki kere doluyorum. Biraz çekeyim. Evet.
Buraya tekrar bıçık oluşturmak için bir daha batıyorum arkadaşlar. Evet. Sonra arkadaşlar diğer bıçığıma geçiyorum. Bunun arasındaki mesafeyi ayarlıyorum. Kesince çok kısa olmasın, çok uzun da olmasın diye. Evet arkadaşlar, oyamın yapımına devam ediyorum. Bıçık oluşturuyorum gene. Hemen doğru diğer bıçığına, ayağına geçiyorum. İki kere doladım. Ara mesafelerini gözümüzle ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve hepsine de teker bıçık oluşturup evet. Burada bu bitti. Diğer ayağına geçeceğim arkadaşlar. Bunu da bunun yanına getirip kestiğiniz zaman araları bir kesimde denk gelsin. Bu şekilde ayarlayıp buradan başlıyoruz. Evet. Sonra yine buraya da bıçık oluşturucu. Bu ilk sırada biraz sıkıntı çekebiliriz ama sonraki sıralar çok rahat olacak. Kesmeden onları da yapacağımız için ölçüleri belli olacak. Bunun ölçüsünü şimdi ayarlanması belirlendiği için biraz burada sıkıntı çıkabilir ama sorun değil. Evet, diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Evet, arayı bu şekilde belirliyorum. Evet. Buradan yine tekrar diğerine geçiyorum arkadaşlar. Üçlü kesme modelinin yapımını paylaşır mısınız diye istenmişti. Ben de onu yerine getiriyorum arkadaşlar. Evet. Buradan yine tekrar diğerine geçiyoruz. Bu şekilde. İnanın çok kolay bir işlem, çok kolay bir oyamız arkadaşlar. Ama ilk sırasında birazcık böyle oluyor. Sonraki sıralar çok akkın gidecek. Bundan emin olun.
Bu sırada çok basit. Sonuçta çok güzel bir oya çıkacak ortaya. Sıfır sıfır güzel bir oya. Evet arkadaşlar. İki doluyorum genelde. Evet. Arkadaşlar beğenilerinizi de yorumlarınızı da görmek istiyorum. Bu şekilde daha çok kimselere ulaşırız arkadaşlar. Daha çok arkadaş faydalanır. Haberdar olmuş olur. Evet. Bu şekilde bir görüntü çıktı ortaya. Ama sonuç muhteşem olacak. Evet arkadaşlar ben ipimi değiştireceğim. Buradaki ipime geçiyorum. Bıcımı o bıcıma geçtim. Buraya yine bıcık oluşturuyorum. Evet. Hangi iple katladıysak bu iple de bıcıklarını oluşturuyoruz. Ben iki tane daha böyle üstüne çıkıp size döneceğim arkadaşlar. Bu şekilde çalışacağım onları da. Evet arkadaşlar. Beyaz ipimle de çalışmam bu şekilde devam ediyor. Ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Buradan inanamayacağımız bir güzellikte oya oluşacak. Evet arkadaşlar. Hemen o güzel görünümü görmek için başlıyorum ben. Hemen işime başlıyorum. Buradan kırkmaya. Güzel bir kırkma ya da kesme oyası arkadaşlar bu. Evet. Daha sonra buradan kesiyoruz. Gözünüze inanamayacağınız bir güzellikte oluyor arkadaşlar. Evet. Burada üçlü grubun birisini ayırdık. Evet arkadaşlar. Bu üçlü grubun birisi buradan ayrıldı. Burada da bir üçlü grup daha var. Evet arkadaşlar. Çok harika bir oya modeli. Çok da basit arkadaşlar. Evet. İkinci grubum buradan ayrıldı. Üçüncü grubum da burada. Bir günde bitirir pratik olan arkadaşlarımız bu oyayı arkadaşlar. Hem de çok güzel sipariş alan bir oya. Evet. Burası biraz açık olduğu için. Evet arkadaşlar ne dersiniz? Bu güzelim oyaya. Sıfır sıfır. Muhteşem oldu arkadaşlar tek kelimeyle. Evet. Bu renkleri yemenimizin dört bir etrafına ulaşması için ölçerek hazırlayın. Sekizli bu gatlarım sekizli ipten oluşuyor arkadaşlar. Bu kadar mükemmel, güzel görünümlü oyaya ne denir başka? Hem de inanılmaz şekilde basit arkadaşlar. Evet, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıklı günlerde.